Benim Isparta'nın 42 bin öğrencili üniversitesi var. Ve bugün birçok yerdeki Isparta merkezi olmak üzere kasabalarının ekonomisini ayakta tutan orası. Mesela Çünür bir köyken bir üniversite semtine dönüşmeye başladı. Öğrenci sayımızın fazla olması bu sektörde olmamızda bir etken. Apart işletmeciliği yapmak gibi bir niyetim yoktu aslında. Yani öğrenci olduğu için sanırım bu şehirde dövmeciyim. Ama biz öğrencimizle yaşamaktan, Isparta'da öğrencinin olmasına son derece memnun olan bir halkız. Apart ücretlerinde insanoğlunun doyumsuzluğu var. Bir öğrenciyi bir dolar işareti, para şeklinde görüyor olmaları beni çok rahatsız eden bir durum. Isparta tipik bir Anadolu kentiydi. Kendi üretim ekonomisi olan, kendi dinamikleriyle değişen falan bir yerdi. Üniversitenin kurulması biraz kitlesel. Yani büyükçe bir üniversitenin kurulmasının tabii bir takım faydaları oldu. Bir de hızlı değişimlere yol açacak bir takım faktörleri beraberinde getirdi. Şimdi dünyaya bakıldığı zaman da literatürde de bu böyle. Yani sadece Türkiye'ye özgü de bir şey değil aslında. Üniversiteler ilk kuruldukları kentlerde önce belirli alanları değiştiriyorlar. Belirli sektörleri değiştiriyorlar. Bunların başında konut sektörü geliyor. Binalar geliyor. İşte daha sonra hizmet sektörüne ilişkin bir takım yeni meslek grupları ve mekansal değişiklikler geliyor. Daha sonra bu yaşantı ile birlikte toplumsal değişmeye yönelik bir takım faktörler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani toplumsal yapı önce fiziksel koşulların değişmesiyle başlıyor. 2012 yılından beri kafe işletmeciliği yapıyorum. 2003-2009 yılları arasında İstanbul'da eğitimimi tamamladıktan sonra Isparta'da hizmet sektörünün gelişmiş bir şekilde sürdürülebilir olabileceği sinyalini veriyordum. Ve ilk gramofon sanat şubesini kurduk. Amaçlarımızdan bir tanesi şüphesiz sanatla halkı buluşturmaktı aslında ve müzik zevkiyle. 4 senedir apart sahibiyim. Apart işletmeciliği yapmak gibi bir niyetim yoktu aslında. Yani apartı alırken arkadaşım böyle bir apart yapıyorum, almak ister misiniz dedi. Ben de birikim olsun niyetiyle apartı aldım. Bizde iki çeşit müşteri var genel olarak. Üniversite öğrencileri, birazcık da üniversite akademisyenler üniversiteden. Bir de işte okuma kitaplarını almaya gelen liseli veya ortaokul veya ilkokul öğrencileri. Emekli insanlar da geliyorlar ama hani büyük çoğunluğumuz hep öğrencilerden oluşuyor. Bundan bir 5 yıl önce olsaydı sadece marjinal insanlara yaptırdığı bir olaydı dövme. Ama bugün baktığımızda herkesin doktoru, öğrencisi, suçlusu, herkes yaptırıyor. Aslında bir terazisi yok bunun, herkes dövmeye ilgisi var son zamanlarda. Aslında ilk başta çok güzeldi Isparta'da öğrenci olmak ama büyük şehirden gelmiş olduğum için burada yapabileceğim şey çok kısıtlı. O yüzden çok çabuk sıkıldım. Ben İzmir'den geldim. O açıdan bakınca küçük bir yer olması aslında benim için çok iyi bir avantaj. Ulaşımı rahat, okula gelip gitmesi sorun değil. Samimiyet çok rahat kurulabilen bir yer. Ama onun dışında sadece öğrenci gelir kaynağı oldukları olarak gördükleri için bence öğrenci açısından biraz da dezavantajlı bir şehir. Öğrenci sayımızın fazla olması bu sektörde olmamızda bir etken. Biliyorsunuz ekonomi arz talep dengesine göre gelişiyor. Isparta'da tabii nüfus orantısında öğrencinin fazla olması, bu sektöre rağbet etmesi, rağbet göstermesi şüphesiz bir giriş sebebimizdir. Isparta'yı bir öğrenci kenti diyebiliriz. Bunu en basit olarak şöyle bir rakamsal ifadeyle söyleyelim. Isparta'nın nüfusu şu anda 237 bin olarak görünüyor. Ve merkez ilçede yaşayan öğrenci sayısına baktığımız zaman 50 bine yaklaşan bir rakam var. Dolayısıyla 250 bin gibi bir rakam içerisinde 50 bin öğrenci olduğunu varsayarsak her 5 kişiden birinin öğrenci olduğunu söylemiş olur. Bu çevredeki illere göre oran çok yüksek. O yüzden de Isparta bu bağlamda öğrenci şehridir diyebiliriz. Bununla beraber öğrencilerimizin profiline baktığımız zaman biz bölge üniversitesiyiz. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu yakın ve komşu illerden geliyor. Antalya, Burdur, Afyon, Konya illerinden sıklıkla öğrencilerimiz var. Bununla beraber 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'den de yoğun bir öğrenci nüfusumuz olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir proje başlatmıştık. Bu proje yerel ekonomik kalkınma vizyonu şeklinde bir başlık taşıyordu ve Isparta ilinin gelecek perspektifine ilişkin çıkarımlar yapabilmek için bugünkü durumunu öğrenmek için bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmada toplam 6 ana sektör üzerinde bir araştırma yaptık. Biz bu noktada hizmet sektörü, öğrenci odaklı hizmet sektörü ve öğrenci kent etkileşim alanında odaklandık. Bununla beraber yapılan araştırmalarda madencilik sektörüyle ilgili, turizm sektörüyle ilgili spesifik yapılan araştırmalar da vardı. Biz öğrenci odaklı hizmet sektörüne baktığımızda önce hizmet sektörünün Isparta ekonomisindeki boyutunu öğrenmek istedik. Dolayısıyla yaptığımız araştırma sonucunda bu araştırmaları Hazine Bakanlığı'ndan, TÜİK'ten
elde ettiğimiz istatistiklerle öncelikli olarak oluşturduk. Ve baktığımız zaman kentin ekonomisini oluşturan %100'lük dilimi %20'si sanayi sektöründen ortaya çıkıyor. Bununla beraber %19'luk sektörü tarım sektörü, geri kalan %61'lik sektörü ise hizmet sektöründen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Ispartili öz itibariyle tarım sektörüne ağırlığı olduğu düşünülen bir il olmasına rağmen halbuki Isparta ilinin ekonomisini ağırlıklı olarak hizmet sektörü oluşturuyor. Türkiye'de sadece Isparta'da değil, firmaların uzun ömürlü olabilmesi için neler yapılması gerekmektedir? Önce bence bu konuyu böyle ele almak lazım. Ciddi zorluklar var. 3 liraya aldığınız bir ürünü 1 liraya satar mısınız? Genel itibariyle cevap satmayızdır. Markaları satın alıp bir başkasına satarak bu sıra içerisinde de o alanın dolu olduğunu göstermek için satıcıya fiyatlarda ciddi manada bir indirim yaparak ya da zararına satışlar yaparak sürekli esas almıyor. Dolu bir mekanı satarken tabii ki kar marjı yüksek olacak. Bunu gösterebilmek için ilk başta yaptığı zararı önemsemiyor. Kişiler direkt alıp satma esasıyla da bir ticaret yürütünce sektör içerisinde birçok mekan 15 günlük, 20 günlük ya da hadi taş çatlasın 1,5-2 yıllık oluyor. Kafeler Caddesi'ne gidiyoruz ya da bizim bir kulübümüz var, Paguk, oradayız genellikle. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, kafeler, barlar. Apart ücretlerinde insanoğlunun doyumsuzluğu var. Bana bile apartı verirken sen burayı işte 1500 liraya kadar verirsin gibi şeyler falan söylüyorlardı. Apartların fiyatlarını gene çevre ve yine alıcılar, yani bir şeyi veriyorsanız onun alıcısı belirliyor. Şu anki duruma göre uygun. Yani nasıl diyeyim? Yani tek başına kalmayan iki kişi için çok uygun ama tek kişi için birazcık yüksek gelebilir. Yani ailelerin sosyal statüleri ya da harcama kapsamlarına bakarsak, yani ortalama 800 civarına apart olduğunu düşünürsek, anne baba memur bile olsa 800 lira bir maaşı etkileyebilir. Öğrencilerin kendi kazandıkları bir para miktarı yok. Her gün 30 lira harcadığını düşünürsen en az 1500 lira gidecek. Bu çocuk hiç mi dinlenmeyecek, hiç mi eğlenmeyecek, hiç mi alışveriş yapmayacak gibi şeyler var. Tabii ki öğrenciye mutlaka çok gelecektir ama insanı da büyüten bu. Apart fiyatları, yani hem apart hem ev fiyatları biraz pahalı bence öğrenciler için. Yani ufacık bir 30 metrekare, 20 metrekare bir alana 600-700 lira vermek bence öğrencilere koyar biraz. Geldiğim ilk seneden beri apartta kalıyorum. Hala da aparttayım. Yani bence yurtta kalmaktansa, yani yurtta ya da başka bir yerde kalmaktansa apart öğrenci için daha makul. Apartla yurt fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman çok fazla aralarında fark yok. Yani bir yurt nereden baksan 400-500 TL. Apart da 500-600 TL. Hem apartta sen evine istediğin zaman girip çıkabilirsin. Öyle bir rahatlığın var. Ama yurtlarda saat 11-12'ye kadar en fazla gidebiliyorsun. O yüzden yani öğrenci için, hele Isparta'da yaşayan bir öğrenci için apart kalmak tabii ki daha iyi. Geçtiğimiz içerisinde yapmış olduğumuz bu çalışmada 2000 öğrenciye bir anket düzenledik. Bu ankette öğrencilere tek tek hangi alanlarda harcama yaptıklarını, bu yaptıkları harcamanın oransal ve rakamsal dağılımlarını, bununla beraber memnun oldukları sektörler veya rahatsız oldukları, kullandıkları hizmetler ve memnuniyet düzeylerini ölçmeye çalıştık. Bu araştırmaya baktığımız zaman 2019 yılı içerisinde öğrencilerin ortalama 1020 lira harcadığını tespit ettik. Dolayısıyla bunun üstünde rakamlar var, altında rakamlar var ama ortalama bize çıkan rakam 1022 liraydı. Bunun hangi sektörlere ne oranda dağıldığına baktığımız zaman bu rakamın 368 lirasının ortalama barınma hizmetleri için harcandığını, 220 lirasının beslenme hizmetleri için harcandığını, 131 lirasının giyinme, 89 lirasının da ulaşım hizmetleri için harcandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla öğrenciler en fazla kent içerisinde barınma hizmetlerine harcama yaptıklarını söyleyebiliriz. Aldıkları ücretin bir kısmını apartlarına ya da yurtlarına yatırmak zorundalar. Diğer geriye kalanı da genel ortalamaya baktığınızda hakikaten düşük bir meblağ kalıyor ama bununla da işte kişisel ihtiyaçlarını giderecek ve en sonra kalan bakiye onları da mutsuz ettiği için haklı olarak onlar da bize benzer işletmelerdeki fiyatların yüksekliğini söylüyorlar. Bu fiyat endekslerinden ben de memnun değilim. Ama buna mecbursunuz sürekliliği devam ettirebilmek için. Isparta'da benim ailemin verdiği ve devletten aldığım kredi, yani benim ancak karnımı doyuruyor diyeyim. Hatta çoğu zaman ben ek gelir sağlıyorum belli başlı yerlerden. Yani o ek gelirler olmasa herhalde ben burada ölürdüm galiba, yani yaşayamazdım burada, aç kalırdım. Yani bence şöyle, zaten otobüs fiyatları bundan bir iki sene önce öğrenci için 1 TL'ydi. Şimdi en basitinden 1.75 oldu. Hani zaten enflasyon, ülkenin durumu belli. Zaten enflasyon her sene gitgide artıyor. Yani asgari ücret sabit ama bunun dışında geride kalan ihtiyaçların hepsinin bir fiyatı artıyor. Hani bir çay içeceğim mesela 1.5'sa 2.5 oluyor. Otobüse biniyorsun 1 lira, 1.75, 2 TL oluyor. Her şey sabit kalınca, bütün fiyatlar artınca bizim için çok zor oluyor.
Ben yani burada çok fazla kafeye giden bir insan değilim. Zaten gitsem dediğim gibi yani bir çaya 4 lira 5 lira her zaman veremem. Öğrenciler şunu açıkça söylüyorlar. Ödediğimiz bedelin karşılığında bir hizmet aldığımızı düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda fiyatların aldıkları hizmetleri yüksek olduklarını düşünüyorlar. Mesela şöyle bir rakam vereyim. Öğrencilerin %72.8'i fiyatların aldıkları hizmete göre yüksek olduğunu düşünüyor. Bu yüksek bir oran. Bununla beraber %92'si fiyatların olması gerekenden daha yüksek olduğuna inanıyorlar. Bununla beraber diğer sektörler arasından baktığımız zaman giyim sektöründeki memnuniyet düzeyinin 2003 yılına göre iyileştiğini görüyoruz. Yani öğrencinin %82 giyim hizmetlerinden memnun değilken 2003 yılında, 2019 yılına geldiğimiz zaman bu rakamların %39'lara kadar gerilediğini görüyoruz. Sefiller dediğim zaman, ben o filmi izlemiştim diyor. Yani Sefiller kitabından okuduktan sonra filmin izlemenin vereceği keyifle doğrudan filmi izlemek bambaşka şeyler. Yani ben mesela çoğunlukla klasikleri okurum. Hani klasikler benim şeyimdir, ilgi alanımdır. Ama fantastik kitaplara da uzak değilim. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nin ben serisini iki kere bitirdikten sonra filmine gidip izledim. Ki onun verdiği keyif bambaşkaydı yani. Keşke bunu keşfedebilseler. Öbür taraftan bir de sosyal medya gerçeği var maalesef. Instagram, işte Facebook gibi sosyal medya platformlarında çok vakit kaybettikleri için haliyle hani orada malum biliyorsunuz işte hazır görseller var ve onları takip etmek ve parmağınla şu hareketi yapmak hoşlarına gidiyor. Yorulmuyorlar. Kendilerini çok fazla düşünmek zorunda da bırakmadıkları için biraz da tembellik aslında bu. O yüzden de kitap okumuyorlar diye düşünüyorum. Şimdi kitap, gazete, dergi bunlar bir önceki kuşağın referans kaynakları. Günümüz kuşaklarının referans kaynakları değil bunlar. Çünkü klasik yani konvansiyonel medya. Mesela gazete, televizyon, radyo bunlar bu kuşakların beklentilerini karşılayacak kadar hızlı değişen içeriğe sahip değiller. Bu kuşaklar daha çok hani dijital yani daha da çok dijital kanallar açısından zenginler ve online olmayı seviyorlar. Dolayısıyla yani bu kuşakların yakalanması ve bu kuşakların mesela bu kente aitlik hissetmeleri için bu kanalların çok açık olması gerekiyor. Bir, ikincisi kent estetiğine ilişkin bir takım temel göstergelerin ve düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bakın bu kent estetiğine ilişkin mesela çok çarpıcı örnek bina mimarilerinin değişmesi. Yani geleneksel bir mimari beklemiyor öğrenci. Öğrenci ya uygun bir mimari şey bekliyor, dizayn bekliyor. Mesela apart mimarisi bence üzerinde özellikle çalışılması gereken bir şey. Kent sosyolojisi ve mimarlık açısından. Değil mi? Estetik değişiyor. Hani görsellikler değişiyor. Beklentiler değişiyor. Visual yani daha böyle görsel şeylere yönelik bir zihin ve estetik şeyi gelişiyor bu öğrencilerde. Bunu bekliyor öğrenciler. Müşteri profil olarak kıyaslarsak %50-%50 diyebiliriz. Öğrenci ve şey olarak, yerli olarak iki kesimin de ilgisi var dövmeye karşı. Birçok ilden, birçok farklı ilden buraya metropollerden gelen insanlar aslında dövme kültürünü onlar biraz daha entegre ediyor insanların üzerine. Daha çok yerli kesim zaten birisinin üzerinde gördüğü dövmeyi yaptırmayı seviyor. O anlamda etkilemiştir üniversite. Öğrenciden kazandığımız kültür var. Her yerden renk renk insanlar geliyor. Biraz önce işte sohbetimizde buyurdum. İzmir var, Antalya var, İstanbul var. Sadece bu grupta. Şöyle topladığımızda 81 şehrin gençleri şu anda Isparta'da. Bunlar var. Şüphesiz bize illerinden, hatta yurt dışlarından bir kültür getiriyorlar. Ve böyle olunca Isparta tabii çok daha renkli oldu. Isparta çok daha güzel oldu. O yüzden hani hem bir Isparta esnafı olarak söyleyeyim hem de Isparta halkı olarak söyleyeyim. Öğrencimiz bizim için önemli. Tek boyutlu bakmamak lazım olaya. Yani sadece işte üniversite kenti dönüştürüyor değil. Uzun vadede kentin de üniversite eğitimini destekleyici bir pozisyona dönüşmesi gerekiyor. Ama bahsettiğim nedenlerden dolayı toplumsal değişme kentte üniversiteye göre görece daha yavaş oluşuyor. Ama eğri olarak uzunca bir zaman dilimi sonrasında bunların birbirine yaklaştığını mutlaka göreceğiz. Üniversite kentin birbirini destekleyen, birbirini işte geliştiren bir takım temel ilişkiler boyutuna geçtiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Siyasetten ekonomiye, gündelik yaşamdan kişisel ilişkilere, işte spor yaşantısından tüketime yani her alanda bence kent sakinleriyle üniversite öğrencilerinin karşılaşması mümkün. Kim karşılaşıyorlardı? Dolayısıyla her alanda ciddi bir şey var aslında. Bir alışveriş, mübadele, bir toplumsal dönüştürme ilişkisi var. Siyasi partiler üniversiteye bakıyor. Sivil toplum örgütleri üniversiteye bakıyor. Devlet kurumları üniversiteye bakıyor. İşte ticaret yapan esnaftır vesaire değişik meslek gruplarıdır üniversiteye bakıyor. İşte yani bunun gibi birçok alan üniversiteye bakıyor. Ama bu arada üniversite kente bakıyor. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Yani olay sadece bir tüketim ilişkisi değil bence. O boyutuyla belki ön plana çıkıyor ama bu yani bütün boyutlarıyla bakıldığı zaman üniversite kent ilişkisi birçok alanda karşılaşmaya sahip şu anda.
ve birbirini dönüştürecek şeye sahip, potansiyele sahip. Eskiden üçlü, beşli, onlu, 15'li yıllarda değişen kültürel şeyler şimdi bakıldığı zaman böyle 2000 sonrasında birkaç yılla hızı değişmeye başladı. Yani kültürel değişmenin şeyi hızlandı. Arası yakınlaştı birbirine. Dolayısıyla kentin de buna benzer şeylere cevap vermesi gerekiyor. Mesela benim gözlemim şu. Kentteki öğrenciye hizmet eden mekanlar her sene görüntüsünü değiştiriyor ya da yaptığı işi değiştiriyor. Yani 10 yıl önceki işini yapmıyor. Bu bile öğrencilerin mesela çok hızlı karar değiştirdiğini ve daha çok alanda daha çok yenilik beklediğine ilişkin bir gösterge diye düşünüyorum. Sürekli temas halindeyiz kentin yerli halkıyla. Daha çok tabii ki esnafıyla iç içeyiz. Pek memnun olduğumu söyleyemem esnafıyla ilgili. Şöyle bir algı var. Daha doğrusu bende şöyle bir algı var. Sanki böyle öğrencileri bir para objesi olarak görüyorlarmış gibi hissediyorum. Genel bir yargıya varamam. İçlerinde tabii ki iyileri var ama genel olarak memnun olduğunu söyleyemem. İşte ya otobüse binerken oluyor ya ne bileyim bir dükkana gittiğimde oluyor. Onlarla aramda olan temastan yani genel olarak mutluyum aslında. Evet hani çok zıt tiplerde insanlar, çok ters karakterlerde insanlar da tabii ki çıkıyor karşıma. Ama genel olarak böyle biraz daha hani öğrenciye kendimizi sevdirelim kafa yapısında olan insanlar da olduğu için genel olarak bir rahatsızlık duymadım. İşe gitmiştim. Gül çabasını, kiraz toplamaya, elma toplamaya buradan bir abla götürmüştü bizi. Gayet memnun kalmış ilişkimizi. Hala devam ediyoruz işe gitmesek de konuşmaya, muhabbet etmeye. Ben 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonraki süreçte ve günümüze kadar olan süreçte 11 yıl başka bir üniversitede görev yaptım. 2017 yılında tekrar Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapmaya devam ediyorum. Yani 2006-2017 yıllar arasında Isparta'da değildim. Ama tekrar geri geldiğimde eski olan iletişimimi çok rahat kurduğumu, eskiden tanıdığım insanlarla rahat bir şekilde görüştüğümü kendi adıma söyleyebilirim. Öğrencilerde de benzer bir bakış açısı var. Esnafın ev sahiplerinin çeşitli durumlarındaki davranışlarında memnuniyetsizliklerini belirtirken diğer taraftan da apart dışında kalan öğrenciler, çünkü bazı öğrenciler sadece apartta öğrencilerin bulunduğu bloklarda yaşıyorlar. Bununla beraber halkla birlikte aynı binada kalan öğrencilerin iletişimlerinin, diyaloglarının iyi olduğunu, bunlardan memnun olduklarını söyleyebiliriz. Hatta biz bazı spesifik açıklamalar isterken mesela bir öğrencim şunu söylemişti. Sınav dönemlerimizde hiç yemek yapmıyoruz. Karşı komşumuz sağ olsun bütün sınav dönemlerinde bize yemek hazırlıyor. En azından bunlar bu kenti olmasa bile üniversite kimliğini ve üniversite öğrencisi olma kimliğini benimsemiş gruplar olarak görüyorum ben. Yani bunlar pek misafir değiller bence. Çünkü mezuniyet öncesinde sonrasında özellikle sonrasında ilişkileri devam ediyor. Buraya mesela yıllar önce mezun olmuş öğrenciler yine kente geliyor. Kentteki anılarını taze tutmaya çalışıyor. Üniversiteyle ilişkilerini pek kesmiyor. Ayrıca bir motivasyon faktörü olarak mesela sosyal medyada, sanal medyada falan da üniversitenin geçmişini, geleceğini takip ediyor. Dolayısıyla hani süreksiz, biten bir ilişki değil. Çünkü eğitim böyle bir şey değil. Yani buradaki hocalarıyla, arkadaşlıklarıyla, anılarıyla falan ilişkileri devam ediyor. Geçen sene buraya, bak 20. yıl mezunlarının, yani burada oturdukları evin ev sahibini, oradaki ilişkilerini tekrar bulduklarına tanıklık etmiştim ben. Yani pek misafir gibi değil bence. Yani öyle bir psikolojiden bahsetmek biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Eğer ki sigara kullanan birisiyseniz ve birazcık da işte kendinize vakit ayırmayı, eğlenmeyi seviyorsanız bir ayda elinize geçen paranın kendinize yetmesi için elinize geçen miktarın birazcık fazla olması gerekiyor. Bir öğrenci olarak bana bunun yettiğini söyleyemem. Yani şöyle benim kiram vesaire hepsini ailem karşılıyor. Sadece bana gelen para benim burada yaşantım için olan şeyler. Eğlenceye gitmiyor da kuaföre falan çok gidiyor ya da taksiye çok gidiyor. Isparta'nın ekonomik olarak makul olup olmadığını ifade edebilmek için bir kıyaslama yapmak lazım. Örneğin Muğla'da bir öğrenci metrekare olarak kira için 17 lira harcıyordu. Balıkesir'de 15 lira ödüyor, Aydın'da 15 lira ödüyor, Burdur'da 8 lira ödüyor, Isparta'da 11 lira ödüyor. Dolayısıyla bu profile göre karşılaştığımız zaman Isparta'nın Burdur'a göre kira fiyatları açısından daha yüksek, Aydın, Muğla, Balıkesir gibi illere göre kıyasladığımız zaman da daha düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu bağlamda Isparta'nın makul bir fiyat düzeyine sahip olduğu söylenebilir.